kas ve tendon yaralanmalarının yanı sıra birçok sorunun giderilmesinde de tercih edilen PRP, yani trombositten zengin plazma tedavisi, kısa sürede iyileşmeye yardımcı oluyor. Sıklıkla dermatolojik uygulamalarla gündeme gelen PRP tedavisi, günümüzde artık ortopedik hastalıkların tedavisinde de kullanılabiliyor. Isparta'da PRP tedavisi, Özel Meddem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde gerçekleştirilebiliyor. PRP'yi dizde kireçlenme, eklem ve dirsek ağrılarıyla omuz yırtıklarının tedavisinde kullandıklarını belirten Özel Meddem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Alev Atıgan, PRP işlemini yarım saatte gerçekleştirebiliyoruz diye konuştu. Şöyle, kliniğimizde PRP işlemi uyguluyoruz. Kimlere uyguluyoruz? Her türlü eklem ağrısını değerlendiriyoruz. Diz ağrısı, omuz ağrısı, omuzda kas yırtıkları, tendinitler, dizde kireçlenme, topuk dikeni, tenisçi dirseği gibi dirsek ağrıları, eklem ağrılarında PRP işlemini uyguluyoruz. PRP işlemi çok uzun sürmeyen, yaklaşık hastanın yarım saatini alacak bir işlem. Önce hastanın kanını alıyoruz. Onu bizim burada santrifüj cihazımızla santrifüj ediyoruz. İçindeki faydalı hücreleri, o trombositten zengin büyüme faktörleri ortaya çıkıyor bizim geçirdiğimiz işlem sonucunda ve onu ağrılı, sıkıntılı, problemli bölgeye uyguluyoruz. Yaklaşık bir 30 dakikalık bir işlem, kan alma ve bütün uygulama süreci. PRP tedavisinin herkese yapılabileceğine dikkat çeken Meddem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Atıgan, 2 ya da 3 seans şeklinde yapıyoruz, oldukça güzel sonuçlar alıyoruz ifadelerini kullandı. Herkese uygulayabiliriz. Öncesinde bir kan tahlili bakıyoruz genelde. Hastanın ek hastalığı var mı değerlendiriyoruz. Kullandığı ilaçları değerlendiriyoruz. PRP engel bir durumu var mı yok mu onu değerlendiriyoruz. Bu şekilde PRP işlemini uygulayabiliriz. Evet, diz, dirsek, omuz, ayak bileği, bütün problemli ağrılarda kullanabiliriz PRP'yi. Genelde PRP işlemini 2, nadiren 3 seans şeklinde yapıyoruz. 2'şer, 3'er hafta arayla. Yani ilk seans yaptıktan sonra 2 hafta sonra ikinci seans, nadiren üçüncü seans ihtiyacı oluyor. Ondan sonra da yılda bir ihtiyaç durumuna göre değerlendiriyoruz ve yılda bir şeklinde uyguluyoruz. Sonuçları oldukça yüz güldürücü. Yan etki açısından da çok az riskli bir işlem. Çünkü zaten hastanın kendi vücudundan aldığımız kan olduğu için oldukça az riskli. O yüzden güvenli uyguladığımız bir işlem. Günümüzde ortopedi ve dermatoloji dışında fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde estetik ve plastik cerrahide, nörolojide ve diş hekimliği uygulamalarında PRP'den sıkça yararlanılıyor.